Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz girişimsel radyoloji uzmanı Doktor Ali Yurtlak. Konumuz prostat. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Melisa Hanım. Hocam biliyorsunuz ileri yaşlarda erkekler için yani biz kadınlar değil de daha çok sizi erkekleri ilgilendiren, erkekler için ciddi bir sorun haline gelen prostat. Bu gerek cinsellik yönünden, gerek kısırlık yönünden. Günümüzde evlilik yaşları biraz daha ileri yaşları çekildiği için sorun haline gelebiliyor. Peki hocam kısaca prostat nedir? Başlıca prostatın hastalıkları nelerdir? Şimdi prostat aslında erkeklerde bulunan, bunu benzetmek gerekirse kadının rahmine benzetmek gerekiyor. Bunu aslında biliyorlar. Prostat sıkıntısı yaşayanlar prostatın ne olduğunu biliyorlar. Prostatın ne olduğuna derinlemesine girmeden prostatla ilgili hangi tür hastalıklarla biz karşılaşıyoruz onu söylemek gerekiyor. Prostatı temel olarak hastalıklarını 3 gruba ayırırız. 1 deriz prostat kanseri, 2 benign prostat hiperplasi dediğimiz iyi huylu prostat büyümesi, 3 prostatitler. Biz prostat hastalıklarının hemen hepsini bu 3 grupta tanımlarız. Bunların içerisinde de en sık karşılaşılan, genelde 45, 50, 55, 60, 65 yaşlarından sonra gözükmeye başlayan iyi huylu prostat büyümesi. BPH olarak karşımıza çıkabilir, iyi huylu prostat büyümesi olarak görürüz. İdrar yapma sıkıntısıyla gelir hastalar karşımıza. Peki hocam iyi huylu prostat büyümesinin belirtileri nelerdir? Yine iyi huylu prostat büyümesini problemini yaşayanlar biliyordur bunu. Temel olarak bilindiği gibi prostat idrar kanalının etrafını saran bir salgı bezidir. Meninin içindeki sıvı kesimi, besleyici kesimi salgılar burada. Prostat büyüdüğü zaman, ileri yaşlarda prostat büyüdüğü zaman idrar kanalını boğar. İdrar kanalını boğduğu zaman önce çatallı idrar yapma, idrar tazyiğinde azalma, sık idrara gitme, gece idrara gitme, İdrar rahat yapabilmek için hastanın karın ve kasık bölgelerine bası yapayım da çıksın. Ikınma hareketleri kendi kendine geliştirmeye başlar hastalarımız. Damla damla yapma ve en son kertede ise artık hiç idrarın yapılamaması bizim glop dediğimiz idrar stazıyla karakterize. Aman kurtarın beni diye hastaneye gitme gibi bir aşağıdan yukarı bir tablo izler bunun bulguları. Hocam peki iyi huylu prostatla prostat kanseri karıştırılabiliyor mu? Aynı şey midir? Farklı şeyse farklı prostat midir? Prostat kanseri ile iyi huylu prostat bulguları birbirine benzer. Aynı yaş grubunda gözükürler. Daha bu nedenle bunu hastaların ayırt etmesi mümkün değil. Tabii iyi huylu prostat büyümesi kansere göre daha önemli bir sıkıntı. O da etkilediği sayının çok fazla olması nedeniyledir. Bunun ayrımını yapmak için bir uzman hekim gerekmektedir. Ürolog arkadaşlarımız bunun için önce tarama testleri yapar. PSA dediğimiz elle muayeneler yapılır. Bir takım kan testleri yapılır. Gerekirse MR, gerekirse biyopsiye kadar ilerleyen bu iyi huylu prostat büyümesi midir? Yoksa prostat kanseri midir? Bunun ayrımı yapıldıktan sonra tedavi ona göre dallanır. Prostat kanserinin tedavisi farklıdır. Büyümenin tedavisi tamamen farklıdır. Hemen kısaca şunu da sormak istiyorum hocam. Yani tabii ki biz biliyoruz yaşlılarda görünüyor prostat. Peki gençlerde ya da çocuklarda görünme ihtimali var mıdır, yok mudur? Varsa nedendir? Genç kategorisini şöyle diyecek olursak genelde 40-45 yaşından önce iyi huylu prostat büyümesi veya prostat kanseri pek gözükmez. Tabii bunun istisnalar kuralı bozmaz. Parantezini açarak söylüyoruz. Prostata baktığımız zaman prostat büyümesi ve prostat kanseri 45 yaş üstü hastalığıdır. Ama yine de istisnalar olabilir diyoruz. Bir de prostatın 3. grup hastalığı vardı. Prostatitler. Bu her yaşta gözükebilir. Akut prostatitler bildiğimiz bakteriyel ciddi sıkıntılar oluşturan bir prostat hastalığıdır. Mikrobik bir prostat hastalığıdır. Kronik prostat dediğimiz ise bir nevi prostat romatizması diyebileceğimiz bir hastalıktır ki
çok ızdırap veren bir durumdur. Bundan da, bunun da tedavisinde bahsederiz eğer vaktimiz kalırsa. Kıymetli izleyiciler, hocamızın bahsettiği gibi prostat 45 yaş üzeri ama prostatitler var, akut ya da kronik prostat olduğu için yılda bir defa check-up yaptırarak sağlığınızı korumuş olursunuz. Peki hocam, prostat büyümesinde hastanın şikayetini azaltmak için yaşam tarzını nasıl düzenlemeler yapılabilir? Şimdi bir internet sitesine girdiğinizde, bir bununla ilgili bir kitap aldığınızda önünüze binlerce ürünün prostatı iyileştirdiğini, prostata iyi geldiği ile ilgili bilgiler edinirsiniz. Hemen şöyle bir bakalım, internet siteleri, kitaplar, okuduğumuz şey yaptığımız gözümüzün önüne geliyor. İşte bütün baklagiller, bütün sebzeler, meyveler, bütün sağlıklı gıdalar prostata iyi geliyor. Peki biz niye prostat oluyoruz o zaman? Kabak çekirdeği son derece popüler. Bunlar yapılabilir. Bunun karşısında değiliz. Ben bunun karşısında değilim bireysel olarak, ama bunlar çok doğrulukları çok fazla ispat edilmiş, pozitif bilimlerle ispat edilmiş şeyler değil. Kullanılabilir, bazı bireylere gerçekten de iyi geldiğini görüyoruz ama sınırlarını çok abartmamak gerekiyor. Yani bunu şöyle yaparsak, buradan şu şekilde yaşarsak öyle olur, bu şekilde yaşarsak, tuvaletteki şu alışkanlığımız şöyle olursa biz yakalanmayız veya spor yaparsak yakalanmayız maalesef yani. Burada birçok sebebi bilemiyoruz. Çok dikkat edecek bir şeyimiz yok. Korunmamız gereken tabii bu genel olaraktır. Bu prostat için diyemeyiz bunu. Sağlıklı besleneceğiz, doğal gıdalara yöneleceğiz. Ama bu prostat için değil, her şey içindir. Sedanter bir yaşam, yani pasif bir yaşam yerine aktif bir yaşam belirleyeceğiz. Bir sportif olacağız. Yaşamımızda içtiğimiz su miktarını arttıracağız. Genel sağlığımıza dikkat edeceğiz. Check-up'larımıza dikkat edeceğiz. İdrar yolları enfeksiyonlarından korunmaya çalışacağız. Bunun dışında ispat edilmiş, şunu yaparsak bu vardır diyebileceğimiz maalesef çok net bilgilerimiz yok. Hocam, biliyorsunuz iyi huylu prostat büyümesinin ameliyat tedavisi dışında kalıcı yeni bir tedavi olduğunu biliyoruz. Bu konudan bahseder misiniz? Daha çok bu ürologlardan ziyade sizin gibi girişimsel radyologları ilgilendiren kısa ve çözüm, bunu merak ediyoruz. Seyircilerimiz de tabii haliyle bunu merak ediyorlar. Şimdi 2018 yılına kadar hemen kabul edilmiş tek çözüm yolu ameliyat ve çeşitleriydi. Yani 100 yıldır yaklaşık ameliyatlar insanlığa hizmet etti. İnsanlığın sorunlarını çözdü. Bu yöntemleri kötülemek istemiyoruz. Bu yöntemleri kullanan hocalarımız baş tacımızdır. Onlara kötü bir şey demek istemiyoruz ama 2018 yılına geldiğimizde 2000'li yıllardan başlayan çalışmalar meyvelerini verdi ve Uluslararası Girişimsel Radyoloji, yani TEP kuruluşu öyle bir karar aldı ki prostat embolizasyonu diye bir tedavi var. Tam ameliyatsız bir tedavidir. Bu yönteme konforlu, yani ameliyatlarda karşılaştığınız meşakkatle karşılaşmayacaksınız, sıkıntıları yaşamayacaksınız. Etkili, yani prostat sorununuz çözülecek ve kalıcı, yani bir kez yapılacak, ömür boyu kurtulacaksınız diye onay verdi. Tabii bizim burada Sağlık Bakanlığımız da buna uymak zorunda. Çünkü en yüksek bilimsel kurul tarafından alınmış bir karar. Bu yöntemin adı nedir? Prostat embolizasyonu veya bilimsel adıyla prostatik arter embolizasyonu. Kavramlar bize yabancı, henüz Türkçeleştirmedik, zaman içerisinde Türkçeleşecektir de bu da. Bizde 2018'den önce başlayan çalışmalarımız vardı zaten. 2018'de hız verdik. 2018 yılı itibariyle kendi üniversite kliniğimizde bunun profesyonel olarak tedavileri gerçekleştirmeye başladık. Son derece de güzel sonuçlar alıyoruz. Burada bir 2 saatlik bir sonda takıyoruz. Kol bölgesinden hastanın atar damarına giriyoruz. İşleme başladık. Biz bununla ilgili bir animasyon yaptırdık, daha güzel anlaşılabilsin diye. Buraya bizim sheet dediğimiz bir kılıf yerleştiriyoruz. Damar içi ve damar dışı arasında steril, hijyenik bir bağlantı oluşturduk. Kontrolümüzü yaptık. Sheetimiz çalışıyor. Şimdi sheetin bu bölgesinden istediğimiz, ister beyine, ister prostata, ister bacaklara, içerisine biz tel ve kateter gönderebiliriz. Bakın, anjiyografinin de ne olduğunu anlatıyor. Sadece kalp değildir anjiyografi. Yani tabii ki halk dilinde anjiyo dendiğinde kalp algılanıyor. Şimdi tabii baktık, tıp ilerliyor. Önce oradan, oradan geldik. Kasık bölgesine kadar ulaştık. Bakın, prostatı besleyen atar damarı tıkıyoruz.
Prostat canlı bir organdır. Her canlı organ gibi besine ihtiyacı vardır. Besinini, can damarını keserseniz prostat beslenemez ve prostat ameliyatta yapılmaya çalışılan şeye uğrar. Yani prostat boyutları küçülür. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın, burada özel prostat için geliştirilmiş setlerdir bunlar. Normal anjiyo setleri değildir. Mikro partikülleri, bu gördüğümüz partiküller milimetrenin onda biri büyüklüğünde yuvarlak polivinil akril ya da polivinil alkol denilen bir şeyden yapılmadır bu. Sert plastik bir maddedir. İşlemimiz bitti. Kol bölgesine bir tampon yapıyoruz ve şiitimizi çekiyoruz. İşlemi sonlandı. Şimdi bunu ben size bunu nerede yaptığımızı da göstereceğim. Bir anjiyografi odasında genel anestezi vermeden, herhangi bir kesi yapmadan 45 dakikalık bir işlemle hastanın prostatını embolize edeceğiz. Prostat damarlarını tıkayacağız ve hastayı aynı gün birkaç saat içerisinde çıkaracağız. Bir gün sonra işine dönecek, sosyal yaşamına dönecek, prostatı iyileşmeye başlayacak. Hocam seyirciler haliyle merak edecekler. Hani günümüzde kalp krizi ya da inmeler çok fazla yoğunlaştığı için orada atar damarlara, arterlere partikül verdiği söyleniyor. Peki embolizasyonun riski, yan etkisi riski var mıdır? Ya da o partiküllerden kalp krizine gidecek pıhtatma gibi bir durum olabilir mi? Şimdi şöyle bir şey. Biz bu embolizasyon tedavisi, öncelikle şunu söyleyeyim, sadece prostatta kullanılmaz. Biz bunu büyümüş guatrlarda, biz bunu kadınların miyom hastalıklarında, biz bunu bir takım karaciğer tümörlerinde, böbrek tümörlerinde, bir takım kemik tümörlerinde, bir takım kanamaların kontrolünde kullanıyoruz. Bazı durumlarda siz hayati organı açarsınız damarı, bazı durumlarda tıkamak zorunda kalırsınız. İşte bu embolizasyon sadece burada uygulanan bir şey değil. Peki sizin sorunuza gelecek olursak, herhangi bir yan etkisi var mıdır? Yan etkisi hemen hemen yok denecek kadar azdır ama elbette vardır. Her şeyin biri, içtiğiniz bir bardak suyun dahi yan etkisi olabilir. Boğazınıza kaçabilir, öksürtebilir sizi. Öksürük bir sürü şey. Yani bunu açmak isterseniz ama buraya geldiğimizde prostatik arter embolizasyonunu neyle mukayese etmemiz lazım? Ameliyatlarla mukayese etmemiz lazım. Ameliyatlarla karşılaştırıldığında ama yan etkileri neredeyse yok denecek kadar düşüktür. Bunlar da genelde ya anjiyografide kullandığımız görüntüleme amacıyla kullandığımız kontrast maddeye hastanın alerjisi gelişebilir. Bununla ilgili olabilir. Giriş yerinde bir takım kanama veya ufak damar sıkıntıları ile karşılaşılabilir. Bunlar çok rahat kontrol altına alınabilir. Veya prostatik arteri değil de başka bir atar damarı, yanlış bir atar damarı tıkarsanız o zaman o yanlış bir atar damara zarar verebilirsiniz. Rektum olabilir, mesane olabilir ama bunları tecrübeyle aşıyorsunuz. Bir işleme girerken prostat atar damarı yerine başka bir atar damarı tıkayacak mıyız diye korkmuyoruz. Çünkü çok deneyimimiz oldu bu konuda. Yaklaşık 500'ün üzerine çıktık biz vaka sayısı olarak. Artık uzaktan gördüğümüz zaman bu budur diye biliyoruz. İlk başta bizim de başımıza geldi. Dediğiniz gibi yan etkileri olabiliyor. Kıymetli izleyicilerimiz, tabii ki tıp her geçen gün kendini geliştiriyor, yeniliyor, yeni teknolojik sistemler çıkıyor. Tabii ki medikal tedavi, ilaçla da olabilirsiniz ama ömür boyu. Ameliyat da olabilirsiniz. Tabii ki her şeyin riskleri olduğu gibi ameliyat herkeste embolizasyon olacak diye bir şey yok. Ama tabii ki son teknoloji embolizasyon tercih ettiğinizde kalıcı olaraktan tedavi olmuş olursunuz. Peki hocam, bu işlem yapıldığında tekrarlama riski var mıdır, yok mu? Şimdi az önceki bir konuya küçük bir parantez açtıktan sonra sizin sorunuza cevap vereceğim. Şimdi ameliyat dediğimiz gibi bir kesi olayıdır. Hastanede yatış ve bir hafta ortalama, iki hafta, bazen bir aya uzanabilen son dalı sıkıntılı bir süreç olabilir. Ameliyatlara bağlı idrar kanalı darlığı çok sıkıntıdır. İdrar kaçırma, meninin dışarı akmaması ve erkek haz duyusunun tamamen bitmesi gibi çok ciddi yan etkiler var. Bu yan etkileri biz burada görmüyoruz. Peki bu tedavi kalıcı bir tedavi midir? Zaten onayını bu şekilde almış bir tedavidir. Bu tedaviyi biz bir hastaya ömür boyu bir daha prostat hastalığına, daha doğrusu iyi huylu prostat büyümesine bağlı sıkıntılar yaşamasın diye yapılır. Olabilir mi? Hiçbir şey %100 değildir. Ameliyatlarda da bu vardır.
ömür boyu hastalığı kurtarmak için yaparsınız. Bakarsınız 3 yıl, 5 yıl sonra çok başarılı bir operasyondan sonra prostat tekrar büyüyebilir. Burada da olabilir ama buradaki büyüme potansiyeli ameliyatlardaki büyüme potansiyellerinin daha düşük gösteriyor son çalışmalar. Hocam biraz önce de bahsettiğiniz gibi tabii ki seyirciler de merak ederler. Ameliyatlarda kısırlık olma ya da cinsel aktivite düşme gibi bir durum var. Embolizasyon da bu var mı? Çünkü hani ileri yaşlarda artık insanlar evlenip çocuk sahibi olmaya başladı. Bir şeyler de biraz daha düşmeye başlıyor. Hastalıkların başlangıçları da 40-45 yaşlara gibi. Şimdi, embolizasyonda bu... Şimdi şöyle diyelim. Bir kez ameliyat oluyorsanız, klasik ameliyatlar, bir kez meni dışarı atmayacaktır. Doğal yoldan bir çocuk olmayacaktır. İkincisi, ameliyatlarda çok korkulan erektil disfonksiyon dediğimiz erkeklerde sertleşme sorunu çok yüksek oranda gözüküyor. Şimdi bunları ikisini karşılaştırarak gidecek olursak, madem ki biz buna diyoruz ki bu kadar iddialı bir şekilde önümüzdeki yıllarda ameliyatların yerini alacak bir yöntemdir diyoruz. Artılarını, eksilerini söylememiz gerekiyor. Tabii. Şimdi embolizasyon işinde, yani anjiyoyla tedavide meninin dışarı akmaması diye bir yan etki yoktur. Çünkü o kanallara dokunmuyorsunuz, bıçak vurmuyorsunuz. Erkeklerde iktidarsızlık olayına gelecek olursak, burada sadece bir koşula bağlıdır. Bu yanlış damarı tıkarsanız olur. Bu da çok düşük orandır. %1'ler veya %1'lerin altındadır bu da. Ameliyatlara geldiğiniz zaman bakıyorsunuz %50'ler, %60, %70'lere ulaşan değerlerle karşılaşıyorsunuz. Yani bu bakımdan burada yan etki yok denecek kadar azdır derken bunu kastediyoruz. Peki hocam, bu embolizasyonda işlem sonrasında prostatlar ilaçları, ama prostat ilaçları kesiliyor mu ya da ilacı devam ediyorlar mı? Şimdi hastamız iyi huylu prostat büyümesine bağlı sıkıntılar yaşıyor ve ilaç kullanıyor. İse zaten amacınız burada ilaç kullanıyorsa ilacını kesmek, sonda takmak zorundaysa sondasını atmak, bunu yapamadıktan sonra bu işlemin bir anlamı yok. Tabii ki başarılı bir embolizasyon sonrası, anjiyoyla tedavi sonrası ilaçlar kesilecek. Hasta gece idrara çıkmayacak. Gündüz 20 defa, 10 defa çıkıyorsa normal 3 defa, 4 defa, en fazla 5 defa idrarına çıkacak. Normal yaşamına dönecek. Bunlar olmadıktan sonra biz niçin tedavi yapacağız? Tabii bahsettiniz de tekrar üzerine basarak söylemek istiyoruz. Bazı hastalarda sondalar takılıyor. Bu işlemden sonra sondalar hemen çıkıyor mu? Ne zaman çıkıyor? Şöyle bir şey, bu işlemden sonra aynı gün sondayı çıkarıp bir daha sorun yaşamayan hastalarımız olduğu gibi sondayı çıkarıp sorun yaşıyor. Biz sondayı bir iki hafta tutalım, ondan sonra çıkaralım diyoruz. Bir iki hafta sonra çıkardığımızda sorun yaşamadığımız hastalar da oluyor. Bu biraz değişkenlik oluyor. Yani bir gün ile 10-15 gün arasında sonda içeride kalabiliyor. Peki hocam, bu yöntemlerde hastanede yatmak gerekiyor mu? Ya da nasıl hazırlanması gerekli hasta? Hasta bir üroloji uzmanı tarafından iyi huylu prostat büyümesi ve buna bağlı sıkıntılar yaşadığı belirtilmiş ve yaşam konforunu belli oranda bozduğu rapor edilmişse, bununla ilgili ilaç kullanıyorsa, ilaçlara ciddi cevap vermiyorsa, ameliyat düşünülüyorsa hasta bize direkt başvurabilir. Zaten tanısını almıştır. Hasta gelir, görüşmesini yapar, yatar, işlem yapılır. Yarım saat ile bir saat, bir buçuk saat arasında bir işlem süresi vardır. Uyanıktır, masadadır hasta. Bizimle sohbet ederek işlemini ağrısız sızısız yaparız. Sabah gelmiştir, akşam çantasını eline veririz. Kendi aracıyla veya refakatçisiyle birlikte evine gidip gece evinde geçirir. Hastanede yatırmıyoruz. Peki işlem yapıldı. İşlem yapıldıktan sonra, hastane süreci vesaireden sonra hasta sosyal hayatını, iş hayatını ne zaman dönebilir? Şimdi şöyle, hastaya işlem yapıldı, bugün işlem yaptık diyelim, akşam gidip evde duşunu alabilir. Yarınsa sosyal yaşamına ve işine dönebilir kontrollü olarak. Niçin kontrollü olarak diyoruz? Çünkü siz orada bir dokuda, bir dokunun santral kesiminde bir damarını tıkayarak bir ölüm gerçekleştiriyorsunuz. Hafif bir takım sıkıntılar, bir takım bağırsak sıkıntıları, bir takım idrar yanmaları gibi bir takım ağrılar olabiliyor. Bu ağrı kesicilere cevap veren ağrılardır. O yüzden çok yoğun iş temposu değildir de operasyondan sonra bir iki gün
daha kontrollü bir iş temposuna veya sosyal yaşamına rahatlıkla girebilir. Ama oradan sonra genelde şöyle örnek verecek olursak, yurt dışından geliyor. Yarın gidebilir miyim? Tekrar yurt dışına dönebilir miyim? Tabii ki, elbette. Veya şehir dışında gidiyorsunuz, yarın döneceğim, hatta bu gece de dönebilirsiniz diyoruz. Kontrollü, buradaki kontrol kelimesi de nedir biliyor musun? Bir gün sonrası kontrollü normal yaşamıza döner diyoruz. Ya olur ki biraz fazla, beklentimizden biraz fazla ağrısız olursa evinizde dinlenmeniz gerekir. Özetleyecek olursak, bugün operasyonunuz oldunuz, embolizasyonunuz oldunuz anjiyoyla, yarın normal yaşamınıza dönüyorsunuz genelde. Embolizasyon herkes yapılıyor mu hocam? Yani yapılmama durumu var mı? Endikasyonu olan dediğim, yani gerekliliği olan herkese yapılabilir. Gerekliliği olan herkese yapılabilir. Yani bunun bir kontraindikasyonu yoktur. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bazı hastalar ek hastalık nedeniyle kalp veya KOAH gibi akciğer, kalp solunum yetmezliği, ağır düşkünlük durumlarında ameliyat yapılamıyor. Yapılamamasının sebebi de narkoz, genel anestezi verilemiyor. Bunlara biz genel anestezi vermediğimiz için çok rahatlıkla hastayı masaya yatırıp işlemini yapıp yarım saat 45 dakikada masadan kaldırıp birkaç saat gözleyip evine gönderebiliyoruz. Hocam, bir de toplumda erkeklerde biraz böyle utanma hastalığına ifade etmekten çekinme durumları oluyor. Tedavi edilmezse prostat ne olur? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani prostat cinsel bir organ gibi algılanıyor. Aslında bir üreme organıdır. Kadınların rahimine daha çok benzettik değil mi biz bunu? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Buradan dolayı çok konuşulmuyor. Konuşulabilir. Hiçbir sıkıntı yoktur bence. Hastalığın her türlüsü bizim açımızdan konuşulabilir ama prostat da nasıl ki kadınlar göğüs hastalıkları konusunda konuşulabiliyorsa veya rahim hastalıkları konusunda, erkeklerde de prostat hastalığı üzerinde konuşulabilir. Prostat tedavi edilmezse ne olur? İlerleyen süreçlerde hastanın yaşamış olduğu ızdıraplı süreç yanına kar kaldığı gibi idrar torbası bozulur öncelikle. Kas kasılma kapasitesi bozulur. İdrar torbası elastik bir yapıdan düz bir torbaya dönüşür. Kasılma kapasitesini kaybetmiş. Buradan sonra geriye doğru basınç artışı olarak böbrek yetmezliğine kadar giden böbrekleri bozma süreci başlar ki akabinde bir prostatı geciktirdiniz, diyalize kadar ilerleyen bir süreç olabilir. Bunun dışında tabii prostat hastalığı idrar torbasında taş gibi, enfeksiyon gelişimindeki artmış risk gibi farklı olaylarda da karşımıza çıkabilir. Peki hocam, embolizasyon yapıldı. Hemen sonuca ulaşabiliyor mu hasta, gün içinde ya da ne kadar sürede? Şimdi embolizasyonu yaptık. Prostat küçülmesi haftalar içerisinde oluşuyor. Ama biz damarı tıkadığımız için, beslenmesini bozduğum için oradaki kaslar gevşiyor. Kaslar gevşediği için prostat yumuşuyor. Genelde biz 1-2 gün içerisinde ben çok rahatladım diyor. Ama o esnada biz prostat boyutlarını ölçmüş olsak normalden küçük çıkmıyor. Hatta büyük bile çıkabiliyor ödem nedeniyle. Gerçek rahatlamalar haftalar içerisinde geliyor. Yani 1-2 gün içerisinde rahatlama başlıyor. 6 ay boyunca geriye gidiyor. Rahat, geri dediğimde yani konforlu halinize dönüşüyorsunuz. Hocam ben 3 hafta oldu rahatladım ama ufak tefek daha sıkıntılarım var. Biraz daha bekleyelim. O sıkıntılar da gidecektir. Peki programın sonuna yaklaşırken hocam, kıymetli izleyicilerimiz için ne söylemek istersiniz? Prostat embolizasyonu, yani anjiyoyla prostat tedavisi ameliyatların yerini alabilecek, güvendiğiniz bir girişimsel radyoloğa çok rahatlıkla başvurup, şu an için başvuru merkezi çok az maalesef, ciddi eğitim gerektiriyor. Ama önümüzdeki yıllarda bu sayı çok artacaktır. Bir radyoloğa, girişimsel radyoloğa başvurarak elinizdeki belgelerinizle tedavinizi talep edebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, tabii ki medikal tedavi, cerrahi tedavi tercih edebilirsiniz. Ama burada Sayın Doktor Ali Yurtlak hocamız gibi kıymetli alanında uzman hocalardan embolizasyon tedavisini aldığınızda normal hayatınızı daha hızlı dönerek sağlıklı bir şekilde yaşamanıza devam edebilirsiniz. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederim. Hocam, inşallah başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Yayının tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. İnşallah haftaya aynı gün ve saatte çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıkla hoşça kalın efendim.